Ne yapıyorsun Selik bu akşam? Program yaptınız mı? Ne programı? Allah Allah. Abiciğim bugün sevgililer günü değil mi ya? Evde mi oturacaksınız Allah aşkına Meltem'le? Ya yemeğe falan çıkmayacak mısınız bir yere? Bizim sevgililiğimiz mi kalmış oğlum? Ergen miyiz biz? Ay ne alakası var canım? Bence en azından böyle bir hediye falan bir şey alın yani Meltem ablaya. Hep o hıncal olucu yüzünden. O çıkardı bu icatları başımıza. Yok Haluk abi ya. Yıllardır kutlanıyor sevgililer günü. Türkiye'ye o öğretti ama. Daha önce kimse bilmiyordu ki. Ne güzel işte abi. Bizim yatıp kalkıp hıncal olucu dua etmemiz lazım. Sevgililer günü sayesinde romantik bir gün geçiriyor sevgililer ya. Bundan daha güzel ne olabilir? Zero zaten senin sebep yaratmakla üstüne yok. Karına yalakalık yapmak için böyle dakikada 100 sebep falan buluyorsun. Yok tanışma yıl dönümü, yok sinemaya gitme yıl dönümü, yok kesişme yıl dönümü. Haluk sana yemin ediyorum Gönül'le ilk gittiğimiz filmin biletlerini ben saklıyorum. Ay ne tatlı. Hangi filmdi? Recep İvedik 3. He? Recep İvedik 3 mü? He. Zero sen hakikaten çok romantik bir erkekmişsin. Yani buna kesin karar verdim. Ne yapalım abiciğim ya Allah Allah gittik sinemaya ona denk geldi. Yani o vardı ona bilet al. Ya niye böyle yapıyorsun Haluk ya? Ben bir şey demedim. Çok romantikmişsin dedim. Ben şimdi ne demek istediğimi biliyorum hiç alakası yok. Ne dedim? Ne dedim? Bir şey dedim mi? Bir şey dedim mi? Sırf millet alışveriş yapsın diye saçma sapan şeyler icat ediyorlar. Yakında bacanaklar günü de icat ederler. He? Bacanaklar günü mü? Evet, yakında bacanaklar birbirine hediye alacak, akşam da yemeğe çıkacak. Yani önemli olan alışveriş yapmak. Anladın mı? Harbi Allah aşkına bacanak günüyle bunun ne alakası var ya? Bu gerçek abi, uydurma değil. Bak, zamanında Aziz Valentin diye bir din adamı varmış. Aa evet, evet. Onu ben de duymuştum. Çok acayip bak. Bu adam o kadar önemli bir adammış ki Romalı askerlerin evlenmesinin yasak olduğu zamanlarda gizli gizli bu askerleri sevdikleriyle evlendiriyormuş. Sevenleri bir araya getiriyormuş Haluk. Çok muhterem bir adammış Haluk abi, çok. Hadi abiciğim Allah aşkına sen de inatçılık yapma ya. Sevindiriver şu kızı. İyi tamam, alırım bir hediye, savuştururum bu seneki sevgililer gününde. Kuru kuruya bir hediye olur mu Haluk Bey? Aşk olsun. Kesinlikle olmaz Haluk abi. Yani ben olsam böyle sürprizli falan bir şeyler hazırlarım ya. Dar gömlek. Benim Meltem'e hediye almam bile büyük bir sürpriz. Ayrıca akşama maç var. Hiçbir yere çıkamam. Pes yani Haluk Bey. Böyle bir günde maçı düşünüyorsunuz. Ya boş verin bu akşamki maçı Haluk abi. Yani önümüzdeki maçlara bakarsınız ya. Haluk. Eğer sen bu akşam Meltem'i yemeğe çıkartmazsan sana yemin ediyorum seni boşar ha. Ya evde de sevgililer günü kutlanmaz ki be abicim ya. Ya nasıl kutlanacak? Sabah erkenden Aziz Valentin'in mozolesine çelenk konulacak. Saygı duruşundan sonra sevgililer günü marşı söylenecek. Sonra sevgililerin kortej eşliğinde resmi geçidi. Akşama da Fener alayı. Böyle mi kutlayacağız? Çok komik Haluk Bey yani. Ama ya maç izleyerek de kutlanmaz yani sevgililer günü. Aslında ne güzel olurdu ha. Meltem'le şöyle maç seyrederek kutlasaydık. Eğer futbolcu olsaydın süper olurdu abicim. Formanın içinde giyeceğim böyle bir tane atlet yaptırdın. Üstünde de seni seviyorum Meltem yazılı. Golü attın mı koşardın abicim kameralara. Açardın formayı. Derdin seni seviyorum Meltem işte gör. Bak içime yazsın. Çok iyi bir fikir verdin bana. He? Süper. Şaka yapıyorsunuz evvel Haluk abi. Yo çok ciddiyim. Öyle bir şey yapacağım ki herkesin aklı duracak. Ne yapacaksın abi? Ne geçiyor aklından Allah aşkına merak ettim ha. Şöyle ki bir pankart yaptıracağım. Seni seviyorum Meltem yazacak. Bunu tribünde bir açacaklar ve Meltem çok sevinecek. Yasemin. Söylediğim pankarta hemen bir tabelacıyı hazırlat. Ben şu Canan Hanım'a bir bakayım ya. Şu projeyi anlatmam lazımdı. Müsait değil mi? Alo, avuç kapa. Masar Fuat'ı da alıp hemen buraya geliyorsun. Soru sorma, hemen buraya gel. Tamam baba, tamam. Tamam, hadi bay bay. Beyler babam bizi çağırıyor. Allah! Hangimiz bir hata yaptı yine ya?
Vallahi bu sefer fırça atacağı benzemiyor. Heh. Belki de başka bir şey için çağırmıştır. İnşallah. Alo. Efendim Emine abla. Emine abla oğlum. Ha. Aydın mı? Hangi Aydın? Ana! Annemin kuzeni olan Aydın mı? Eyvah! Ben daha demin babamla konuştum. Babam gayet sakindi. He, daha bilmiyor mu? He, tamam tamam, ben söylemem zaten. Hatta biri söyleyecekse o an oradan tüyerim. Tamam tamam, merak etme. Hayatta söylemem ben. Hadi bay bay. Ne oldu ya? Nedir bu kuzen Aydın'ın olayı? İsmini duyunca niye bu kadar heyecan yaptın kanka? Vallahi kardeşim, o gittiğinde ben de küçüktüm. Çok bir şey hatırlamıyorum ama babam Aylin ablayı görünce kırmızı görmüş boğa gibi oluyor. Hadi ya. Eyvah, kötü. Vallahi bana anlattıkları sadece bir tek olay var. Ben bebekken bebek arabasıyla beni parka götürmüş. Ne güzel işte. Sen ne ilgileniyormuş kanka? Kardeşim, ama döndüğünde ben yokmuşum. Beni parkta unutmuş. Yuh be! Yuh be hakikaten. Babamın haberi yokmuş ha Aylin ablanın geldiğinden. Sakın ağzınızdan bir şey kaçırmayın beyler. Var mı? Merak etme sen. Oğlum ya, yarın akşam sizin evde kasırgalar kopacak ha. Nasıl olmuş Haluk Bey? Tam istediğim gibi. Ana, bu ne ya? Sevgililer günü için annene sürpriz hazırlıyorum. Ya Haluk amca ya, yazmaya ne gerek vardı? Direkt söyleseniz olmuyor mu? Öylesi daha iyi. Hem söyleme zahmetine girmiyorum, hem de sürpriz oluyor. Bu pankart ne olacak ki? Statta açılacak. Statta mı? Siz bunu statta açarken Meltem teyzenin maçı izleyeceğini nereden biliyorsunuz? Biz evde Meltem'le maç seyrediyor olacağız. Pankartı siz açacaksınız. Ana! Bu reklam sana biraz pahalıya patlar babacığım. Su yakmıyor bu. Herhalde oğlum ya. Televizyon reklamı pahalı bir iş. Bu pankartı bütün Türkiye görecek oğlum. Alın bakalım. Bilet paralarınız ve yol paralarınız benden. Yetmez. Evet, hayatta yetmez. Karnımız acıkınca ne yapacağız? İyi, alın bakalım. Bu da köfte ekmek paramız. Ya yetmez ki ya. Nasıl yetmez? Ya karın tokluğuna mı çalışacağız Haluk amca ya? Sevgililer günü mesajını bütün Türkiye görecek. Bu çok daha farklı bir iş yani. Siz hiç dayak yemediniz galiba. Tamam tamam. Uzatmaya gerek yok. Yetmez ama evet. Yani karın tokluğuna yapacağız. Peki şimdi siz bu pankartı açtığınızda ya kamera sizi çekmezse? Ana bak bunu düşünmedik. Ya baba dert etme. Maç sonuçta 90 dakika. İllaki kamera bizi de çeker. Yani 3-4 dakikada uzatma var. Bence hiçbir garantisi yok. Olmaz bu iş. Merak etme. Açarız. Herkes görür. Haluk amca, maç sırasında bağırıp çağırırız. Kameraların dikkatini çekeriz. Kameralar bize dönünce de açarız pankartı. Oğlum maçta herkes bağırıyor zaten. Gerekirse kavga çıkartırız. Kameralar kavgayı kaçırmaz. Olmaz öyle şey. Başka şey bulun. Buldum. Maç oynanırken direkt sahaya atlayacağım. Hayır, ondan sonra polis sizi alıp götürecek. Ben de gelip karakollardan sizi toplayacağım. Bence olayı azmettirmekten direkt sizi de alırlar içeri Haluk Bey. Başka bir şey buldum. Buldum. Ne? Dikkat ettiniz mi hiç? Hep kameralar tribündeki güzel kadınları çekiyor. Kardeşim, biz de yanımıza iki tane güzel kız alırsak kameralar bizi çeker. Nerede oğlum güzel kız? Hani yok ki yanımızda. Nereden bulacağız güzel kızları be? Hadi diyelim bulduk. Eve götürürüz. Kardeşim, Alex'le Melis ne güne duruyorlar? Alacağız onları da maça götüreceğiz. Kameralar da bizi çekecek. Aa, bak bu iyi fikir işte. Haluk abi. Vallahi ben bilmem. Nasıl yaparsanız yapın. Ama o pankartı televizyona çıkaracaksınız. Yaparız yapmasına da tabii maliyet biraz daha artar babacığım. Niye? Baba, Alex'le Melis de maça gelecek. Onların bilet paraları, köfte ekmek paraları ekstra masraf demek. Alın bakalım. Aslında bizim böyle futbolcu gibi biraz prim de almamız lazım ama sen yabancı değilsin Haluk amca. Fazla konuşmayın, toplayın şu pankartı.
günler. Haluk! Abi bu ne ya? Bu ne surat bu Celal? Sürpriz dedin, işte sürpriz. Yırtmayın sakın ha. Tamam baba, götürüyoruz. Hadi dışarıda katlarız ya. Süper.